seslere gelen yaşandığını hatırlıyoruz. Bir motive etmek adına. Evet, teşekkürler Özgür Uzbaş. Sizin de belirttiğiniz gibi Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arap şu anda artık son antrenmanda Süper Kupa mücadelesi öncesinde son antrenmanda Paris'teydi. Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasını takip etti yerinden. Bugün dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve bugün artık Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finalinden önceki son antrenmana katılım sağladı ve teknik heyetle futbolcularla bir moral ve destek açısından bir görüşme gerçekleştirdi. Burada tam kadro burada. Beşiktaş'ta tekrar etmekte fayda var. Başkan Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel, as başkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar. Futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şakol'un şu anda Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde olduğunu, tabii ki henüz teyit edilmiş bir bilgi değil, fakat teyit ettiğimizde bunu yine TRT Spor ekranlarında haberleştireceğiz. Tabii ki Beşiktaş ve Galatasaray son şampiyon ve Beşiktaş yönetim kurulu tam kadro, futbolla ilgilenen yönetim kurulu üyeleri tam kadro Nevzat Demir tesislerinde şu an. Başkan Hasan Arat'a önderliğinde direktör Giovanni Van Bronckhorst fayda var. Tahmin ediyoruz ki bir derbiye, Süper Kupa finaline özel bir kılın açıklamayacağını fark ediyoruz. Geçen sene ile alakalı, geçen yılda yaşanan kötü sezonla alakalı bir yapabilme şansımız oldu. Evet, şu an Beşiktaş'ta birleşme, hem yönetim kurulu hem teknik heyetinin futbolcuyla bir arada olma, Süper Kupa mücadelesi öncesinde dostluk, aile sayesinde an itibariyle Beşiktaş'ta Türk taraflar yapıyor. Aslında şöyle bir bak. Senin Merhun Önet gerçekten tam durumu anlatıyor. Çok ciddi anlamda kötü sezon geçirmiş. Tarihin en kötü sezonu olarak kayıtlara geçmiş bir sezondan bahsediyoruz. Bu sezonun ardından Beşiktaş'ın şu havayı yakalamazsa üstüne çok yorum yapmaya gerek olmuyor. Çok daha geçebilirsiniz. Bir dakika. Bizim mikrofon açık değil mi? Şimdi her şeyden önce Beşiktaş taraftarları yarın için hazır. Boğaz'ın efendisi Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor. Taraftarlarımızın bu maça ilgisi çok yüksek. Güzel bir sezon başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. En nihayetinde bir maç olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Sezonumuz uzun. Biz buraya sadece Süper Kupa maçı için gelmedik. Sezonda hayırlı olsun demeye geldik. Birçoğumuz kampı uzaktan takip ettik. Çok yakından Mete arkadaşım, Samet Kaptan gibi, Beyaz Hocam gibi sürekli kampta olan arkadaşlarımız oldu. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaları yaptıktan sonra ihtiyaçlarını da bize bildirdi. Bu çerçevede gidecek olan oyuncularımız da var tabii. Bu çok normal. Bu işin doğası gereği olması gereken. Çünkü 14 yabancı ve bir mavi kart hakkımız var. Dolayısıyla bunu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün Avrupa'da ve Türkiye'de birçok kulübe baktığınızda altyapısından en fazla birinci takımda oyuncu bulunduran Beşiktaş olarak görürsünüz. Bunu ben Paris Saint Germain ziyaretini yaptım bu hafta. O ziyaretimde de buradaki gençlerin aktivitesinin çok farkındalar. Dolayısıyla Beşiktaş bundan dolayı gurur duysun. Serdar Hocam emeği geçen, şimdi Veli Hocam çalıştırıyor. Bunların hepsi Samet Hocam'ın verdiği elle gerçekleşti. Bugüne kadar transfer komitesi başkanı olarak Sayın Hüseyin Yücel, ikinci başkanımız, çok önemli çalışmalar yaptı. Beşiktaş'ın taraftarını heyecanlandıracak, takımımızı kuvvetlendirecek çok önemli transferleri arkadaşlarımızla birlikte karar vererek yaptılar. Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu olarak bu yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ve güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Hayırlı olsun.
Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Kartal'a Allah hiçbir şekilde bir zarar görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin. Biz Beşiktaş olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımız sadece futbol takımı çerçevesinde olmuyor biliyorsunuz. Tesisler açısından da mükemmel çalışmalar yaptı Çağlayan Tugal arkadaşımız. Hem stadın yenilenmesi konusunda hem buradaki sahaların toparlanması, bu tesisin toparlanması konusunda Sayın Onur Göçmez'in önemli katkıları oldu, Mete kardeşimizin katkıları oldu. Biz bir takımız. Bu takım çalışmaya devam edecek. Bu takımın camiaya verdiği söz var. Bu sözlerin arkasındayız. İnşallah her şey iyi olur. Allah bizi mahcup etmez. Hayırlı olsun. Transfer devam edecek mi işte? Tabii ki devam edecek. Hüseyin Bey şu anda çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Samet Hocam bütün hazırlıklarını Brad'le birlikte yapılan çalışmaları Hüseyin Bey'e sunuyorlar. Ve neticesinde hocayla birlikte karar veriliyor. Burada hocanın kararları son derece önemli. Biliyorsunuz bugün Allah kısmet ederse birazdan belli olur. Bir transferimiz daha lisansı çıkacak inşallah. Ve Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular bizim için önemli. Sayın Topçu da bu sporculardan birisi. Annesi kendisi Beşiktaş'ı çok istedi. Biz de onları istedik. Hocamız özellikle kendisini çok istedi. Devam edecek. Çalışmalarımız devam edecek. İyi gideceğine inanıyoruz. Şimdi seçimlerin çok adaylı olmasını her zaman biz zaten istemiştik. Çok adaylı olması fevkalade önemliydi. Oylarla seçilen başkana saygı gösterilmelidir. O başkan ve yönetim kurulu umarım Türkiye için iyi şeyler yapacaktır. Kendisiyle dün akşam da konuştum. Yurt dışında olduğum için o bir gün önceden haber verilen toplantıya katılamadım. Kendisine başarılar diledim ve özellikle yarınki maçla ilgili kamuoyuna önemli mesajlar vermelerinin faydalı olacağını düşündüm. Ben her iki takım taraftarına da son derece sakin, sporcularını destekleyen güzel bir ortam olmasını diliyorum. Ama en önemlisi burada Türkiye'de her zaman konuşulan hakemler meselesidir. Hakemlerimizin de bu maçta adil bir yönetim sergileyeceğinden şüphemiz yoktur. Yeni federasyonun ilk sınavı olacaktır bu. Bu sınavın ben iyi geçeceğine inanıyorum. Bugün konumuz Beşiktaş ama Buseynaz Türkiye'nin bir değeridir ve dünyanın en önemli sporcularından birisidir. Kendisine başarılar diliyorum. O hiçbir şeyden korkmaz. Çok iyi bir sporcudur. O yüzden ben oradaki tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum. Biliyorsunuz Nesin Beşiktaş'ı temsilen orada. Ben dün voleybol takım antrenörümüzle birlikteydim. Beşiktaş'ın antrenörü biliyorsunuz aynı zamanda milli takımın tek Türk antrenörü. Beşiktaş bundan sonra olimpiyatlarda daha da fazla sporcuyla ve idareciyle, yöneticiyle temsil edilecek. Ben bugün burada bulunduğunuz için size teşekkür ediyorum. Hüseyin sen bir şeyler söylemek ister misin? Başkanımızın ifade ettiği üzere bugün takımımıza bir moral ziyaretine bulunduk. Hem kupa maçından önce hem de yeni sezon açılışıyla alakalı. Eksiklerimizi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları tamamlayacağız. Çok ciddi çalışma yapıyoruz. Brett ve hocamızın da önderliğinde. İnşallah bomba gibi Beşiktaş geliyor yeni sezona. Yarınki maçla alakalı başkanımızın ifade ettiği üzere TFF de aslına bakarsanız ilk sınavına çıkıyor. Ve ilk sınavında nasıl bir şey sergileyecekler hep beraber göreceğiz. Ümit ediyorum ki adilane geçer, kıran kırana bir maç olacak. Ve Beşiktaş'ımızın kupaya ulaşacağından hiçbir şüphemiz yok. İnşallah iyi olacak her şey. Soyunma odasında Hüseyin Bey tarafından Gio'ya söylenecek ve Gio ile birlikte oyuncularımıza ifade edilecek. Şimdi bugün, bunu bugün, konuştuk. Aynen, bugün sadece kaptan. Göz kırptık. Evet. Kaptanın onayı gelince yarın gerekli şeyler söylenecek. Mete de bugün burada sporcularımıza antrenmandan sonra bir güzel bir tatlı getirdi. Moral olsun diye. Geleneksel bir şeydir. Allah Beşiktaş'ı nazarlardan korusun. Aynen. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Canlı yayında Beşiktaş'ın Nas Kulübü Başkanı Sayın Hasan Arat ve ikinci başkanı.